Evet, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler, reklamların hemen sonrasında. Sayın hocam, kredi kartıyla kurban almak caiz midir acaba? Evet, şimdi tabii kurbanla ilgili olarak günümüz şartlarına göre böyle son zamanlarda değişik sorular geliyor. Yani bundan bir 15 yıl önce ne kredi kartı vardı, ne de böyle bir problem vardı, ne de böyle bir soru vardı. Tabii şu an şartlarına göre sorular da değişebiliyor, değişik sorular gelebiliyor. Son zamanlarda bizim müftülüğümüzün fetva hattına sıkça gelen sorulardan bir tanesi bu. Yani Şehir Başkanlığımızın görüşüne, fetvasına göre, efendim şimdi eğer bir kimse kurban kesmekle mükellef ise, o şahıs satın alacağı hayvanın bedelini peşini olarak verebileceği gibi vadeli veya taksitle alabilir o kurbanı. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmiyor. Yani kredi kartıyla satın alınabilir. Ancak kredi kartı borcunu ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek şartıyla bu geçerlidir. Eğer kredi kartı ile taksitli kurban alırken taksit yapma karşılığında bankaya ilave bir ücret ödenmesi durumunda ise sistem kurban geçerli olmakla birlikte faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olmuş oluyor. Tabii bunun da dinen sıhhatine mani olmuş oluyor. Dolayısıyla kredi kartıyla kurban alınabilir. Ancak zamanında o taksitin ödemek gerekiyor. Taksiti ödemeyip bu borca yani faize düşmemek şartıyla. Evet, bu da çok önemli. Evet, şimdi diğer bir soruya geçelim. Ramazan ve Kurban Bayramı olarak biliyorsunuz iki dini bayramımız var. Bayrama yaklaşırken acaba Peygamberimiz bayramları nasıl kutlardı? Nasıl bir bayram yaşanırdı? Efendim teşekkür ediyorum. Tabii ülkemizdeki göç sebebiyle kurban bayramlarının bir 20 yıl önceki şekilde değiştiği, yani gerek ziyaretler, ondan sonra gerekse ikramlar, gerekse ne bileyim akraba ve komşuluk ziyaretlerinin farklı bir duruma düştü. Yalnız Peygamber Efendimiz bayramları sizin de izah ettiğiniz gibi nasıl kutlardı, Efendimiz zamanında bayramlar nasıl geçirilirdi, bu bizim için önemli. İlk önce Peygamber Efendimiz bayram namazına gitmeden önce birkaç hurma yerdi. Ardından bayram namazını kılmaya yürüyerek gider ve namaza giderken de gelirken de farklı yolları kullanır. Ve bir hadis-i şeriflerde de Allah Resulü'nün bayram namazına gitmeden önce gusül abdesti aldığı da zikrediliyor. Şimdi biliyorsunuz gerek Ramazan bayramında gerekse Kurban bayramında bizim olmazsa olmaz ikramlarımızdan bir tanesi tatlı ikramıdır. Mutlaka her evde tatlı yapılır ve bu tatlılar ikram edilir. Hatta çikolatalar alınır. Ramazan bayramında da bu ikram edilir, kurbanda da ikram edilir. Evet. Bunun sebebi büyük bir ihtimalle Peygamber Efendimiz bayram namazına gitmeden önce hurma yer, öyle gider. Yani bir tatlı yiyerek o şekilde bayrama gider. Bizim de ecdadımız, büyüklerimiz geçmişten bu tarafa hem bu Peygamber Efendimiz'in sünneti yerine getirmek hem de Peygamber Efendimiz'in güzel uygulamasını yapmak için bunu uygulamaya koymuşlardır. Ve Peygamber Efendimiz buyurmuşlardır ki bugününüzde yapacağınız ilk şey namaz kılmaktır demiştir. Yani Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yapacağınız ilk şey namaz kılmaktır demiştir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz bayram namazını kılarak başladığını anlıyoruz. Ve bu bayramlar genellikle Medine'de musalla denilen böyle açık alanda kılındığını görüyoruz. Bugün Afrika'nın bazı ülkelerinde statlarda, büyük alanlarda kılınıyor. Galiba camileri almadığından dolayı değil, bütün şehrin insanları oraya gelerek Peygamber Efendimiz'in bu uygulamasını yerine getirmek amacıyla olduğunu anlıyorum ben. Ve bugün de Peygamber Efendimiz'in bu uygulamasını biz de yapıyoruz. Çoluk çocuk herkes bayram namazına koşarlar. Ve bayram sabahı
sokaklara böyle güneş doğmadan önce oluk oluk herkes camilere akın eder. Peygamber Efendimiz'in işte bu emrini, tavsiyesini yerine getirmek için. Bunun yanında Peygamber Efendimiz Kurban Bayramı'nı, Kurban Bayramı'nda namazı kıldıktan sonra, ondan sonra sahabe-i kiramla hasba eder, ondan sonra kurbanını keser ve kurbanın, kesmiş olduğu kurbanın etinden de yiyerek o günü o şekilde değerlendirmeye gayret gösterilmiş. Evet, biz de tabii Kurban Bayramı'na mutlaka bayram namazı hazırlık yapmamız gerekiyor. Bu önemli. Kaçtı bayram? Şimdi hemen izah edeyim. Tabii 7.35'te bayram namazı kılınacak. Ancak efendim bayram namazına madem ki gelmişken ben dinleyenlerimize bir tavsiyede bulmak isterim. Eğer çocuklarımızı, torunlarımızı da yanımıza alarak bayram namazından önceki sabah namazına da gelirlerse, sabah namazı da 6'yı 15 geçe kılmaya başlanacak. Dolayısıyla 6.30'la 7.30 arası bütün camilerimizde vaaz vardır. Kurban Bayramı'nın önemini, birlik ve beraberliğimizin pekiştirmek için yapmamız gereken tavsiyeler hocalarımız tarafından vaazlar edilecektir. O sabah namazını cemaatle omuz omuza, diz dize, gönül gönüle o seher vaktinde bereketin yeryüzüne yayıldığı, Allah'ın rahmetinin, bereketin bol olduğu o seher vaktinde evden çıkmalarını ben tavsiye ederim. Sabah namazını camide kılmaları, sabah namazı kıldıktan sonra bayram vaazını dinlemeleri, ondan sonra 7.35'te de bayram namazı kılınacak. Bayram namazıyla birlikte hasbihal ettikten sonra artık kurbanlarımızı kesmek için evlerimize dağılacağız. Ondan sonra çoluk çocuğumuz, dostlarımızla birlikte 3 gün böyle bayramımızı geçirmiş olacağız. Evet, ne güzel. Şimdi bayram namazı, bayram 4 gün. Kurban bayramı olduğu için 4 gün. Evet, kurban bayramı 4 gün. Ancak bu 3 gün genellikle aktif olarak kullanılır. Ve burada tabii aslında o kurban bayramı biraz da Arefe günüyle de önem kazanıyor. Madem ki onu da izah edelim. Arefe günüyle de önem kazanıyor. Arefe günü deyince aslında sadece Kurban Bayramı'nın bir önceki günü anlaşılıyor. Ramazan Bayramı'nın bir arefesi yoktur. Kurban Bayramı'nın Arefe günüyle birlikte bu önem kazanıyor. Arefe günü sabah namazıyla birlikte teşrik tekbirleri başlar. Bu çok önemli. Dinleyenlerimize bunu izah edelim. Bugün müftülüğümüzün web sitesinden de bunu duyurmak için gayret gösterdik. Arefe günü, yani Cuma gününe denk geliyor bu sene. Sabah namazını kıldıktan sonra teşrik tekbirleri, farzı kıldıktan sonra hemen Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd demek mutlaka her Müslümana gerekli. Bunu söylememiz gerekiyor. Ta ki bayramın 4. günü ikindi namazına kadar. Yani 23 vakit galiba ediyor. Bu vakitlerde söylenir bu. Bir de Arefe günü Peygamber Efendimiz oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bu da bugün de, yani Arefe gününde oruç tutan kimsenin Allah geçmiş küçük günahlarını affeder buyuruyor. Arefe gününde oruç tutulmasını tavsiye edebiliriz. Peygamber Efendimizin güzel sünneti bu. Evet, Arefe günü teşrik tekbirleri başlıyor. Arefe günü oruç tutulmasını tavsiye edebiliriz. Arefe günü her Ramazan bayramı öncesinden olduğu gibi milletimizin güzel bir gelenek, adeti var. O da mezarlıkları ziyaret etme. Bu da çok önem arz ediyor. Bazı yerlerde bayram günleri ziyaret edilir. Bizim bu bölgemizde de Arefe günleri ziyaret edilir. Aslında 365 gün eğer kişinin vakti müsait ise 50 aralıklarla şeyler ziyaret edilmesi gerekiyor. Mezarlıklar. Bir şey sorabilir miyim? Cumartesi günü ziyaret ediyor genelde insanlar. Neden? Büyük ihtimalle bu şey olabilir. Yani tatil olması için. Yoksa başka bir dinen bir şey yok değil mi? Yok. Tatil olmasıyla olabilir. Bir de Peygamber Efendimiz Medine'de cumartesi günleri Uhud şehitliğini ve aynı zamanda
yakın cuma mescidi denilen yere gidermiş. Oraları ziyaret edermiş. Belki ondan dolayı olabilir. Ancak ben şunu söyleyebilirim. Sadece cumartesi günleri değil, vakti olan kimseler haftanın her günü, haftanın yani diğer günlerinde de ziyaret edebilirler. Bu Arefe günü ziyaret edilmesinin sebebi de kabristanların, Efendimiz bayramda sevindiğimiz gibi, bayramdan önce büyüklerimizi, yakınlarımızı, ahirete göçülen sevdiklerimizi, en önemlisi bütün Müslüman kardeşlerimize de bir Fatiha okuyarak, onlar için Rabbimizden af ve mağfiret dileyerek, onları da sevindirelim maksadıyla, sevindirmek maksadıyla bu ziyaret yapılır. Dolayısıyla Arefe günü de çok önemlidir. Arefe günü teşrik tekbirleri giriyor, onu unutmayacağız. Her farz namazına müteakip oruç tutmasını tavsiye edebiliriz. Kabristan ziyaretlerini yapabiliriz. Yine elimizde bu cuma günü 14.30'da şehir mezarlığında müftülüğümüzün organizasyonu, belediyemizle birlikte bir orada programımız var. Orada Kur'an-ı Kerim tilaveti, tekbiratlar, konuşmalar ve dualarla birlikte o gün kabristanda da programlarımız olacaktır. Evet. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ramazan Bey, programımızın sonuna geldik. Artık vaktimizin sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı dinleyicilerimize? Efendim, teşekkür ederim. Efendim, bayramlar bizim kırgınlıklarımızın aramıza giren bazı köprülerin kaldırılması, kırgınlıklarımızın atılması için önemli fırsatlardan bir tanesidir. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda çocuklarımızı sevindirmek, onları hoş etmek, gönüllerini almak için çok önemli birer fırsat. Bir de hasta olup da dışarıya çıkamayan, yaşlı olup da evinden dışarıya çıkamayan ve bir kimse gelse de dostum, yakın akrabam ve arkadaşım beni ziyaret etse de onunla hoş sohbet edip hatıralarımızı tazelesek diyen kimseler var. Dolayısıyla Kurban Bayramı'nda bu fırsatları değerlendirmeye çalışalım. Mutlaka yakın akrabalarımızdan, komşularımızdan muhtaç olan kimselere el uzatalım, onları ziyaret edelim, onların belini okşayalım, onları güler yüzle bulunup onların dualarını alalım. Evet. Bu önemli. Bir de memleketimizde şu anda 1,5 milyon ondan sonra misafirimiz var. 1,5 milyon ondan Suriye'den gelen misafirimiz var. Bunları mutlaka kabul etmemiz gerekiyordu. Çünkü insanlık borcu bu. Ancak bir problem var. Eğer bu 1,5 milyon misafirimizi uygun şekilde misafir edemezsek burada ayrı bir problem. Dolayısıyla kurbanlarımıza daha bir 5 gün var. Kurbanlarımızın mutlaka Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığı da olabilir, güvenilen bir takım vakıflar, dernekler vasıtasıyla olabilir. Kurbanlarımızı o muhtaç kardeşlerimize ulaştırmak için, göndermek için gayret gösterelim. Bir de kırgın olduğumuz kardeşlerimizle, kardeşlerimiz diyorum çünkü önemli bu, kırgın olduğumuz kardeşlerimizle mutlaka aramızda geçmişte bir mesafe kurulmuştur. Ramazan bayramında onun kapısını ilk çalan biz olalım. Kırgın olduğumuz kardeşimizin kapısını ilk çalan, selam ilk veren, el uzatan ilk biz olmamız gerekiyor. Hemen aklımıza bir sual gelebilir. Efendim, hata bende değildi. Hata ondaydı. O benden gelip özür dilesin. O benim kapımı çalsın. O bana selam versin. O bana el uzatsın dersek eğer, şeytan buna daha çok sevinir. Nefsimiz buna daha çok sevinir ve hedefe de ulaşamayız. İlk elimizi uzatırsak kazanan biz oluruz. İlk selam veren olursak kazanan biz oluruz. Kırgınlıkları ortadan kaldırmak için kapı çalan ilk biz olursak kazanan biz oluruz. Toplumdaki de huzur ve güven, mutluluk daha da pekişmiş olur. Evet, bize söyleyecek bir şey kalmadı. Her şeyi söylediniz. Ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldınız. Efendim, ben de teşekkür ediyorum. Dinleyenlerimizin, bütün Müslüman kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Huzurlu, güzel bir bayram geçirmeyi Rabbimizden diliyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet, yarın tekrar aynı saatte görüşmek ümidiyle günün diğer yarı kalan kısmında herkese mutluluk ve sağlık dolu bir gün diliyorum efendim. Hoşça kalın.